Ben LGS maratonuna başlarken ben Türkiye birincisi olacağım diye başlamıştım. Peki sosyal medyayla aran nasıldı? Soru çözmekten bıkmıştım. En çok hangi dersen yanlış yapıyordun? Çok güzel bir duyguydu öncelikle. Ben direkt mutluluktan ağlamaya başladım. Önce anneme sonra babama sarıldım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımızda LGS 2021.si İlayda Çavdar var. İlayda hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Seni tanımayan arkadaşlar için biraz kendinden bahseder misin? Ben İlayda Çavdar, şu an 14 yaşındayım. Geçen sene LGS 2020'ye girdim ve hedeflediğim okulu kazandım. Şu anda Galatasaray Lisesi'nde hazırlık sınıfında okuyorum. Tabii çok e, hayal ettiğim gibi olmasa da lise, şu an online olarak devam ettiriyorum. Hayal ettiğim gibi olmasa da derken online olduğu için. Evet, çok yanlış anlaşıldı. <laughs> İstemeden kazandım Galatasaray'ı demiyorsun <laughs> ama. Peki geçen yıla bir dönelim. Geçen yıl bu zamanlar. Neler yapıyordum? Geçen yıl bu, bu zamanlarda ilk öğrendiğimiz konuların tekrarına başlamıştım onları unutmak için. Ayrıca hem dershanem hem okulum olduğu için test çözmeye biraz az vakit kalıyordu ama yapabildiğimin maksimumunu yapmaya çalışıyordum. Hmm. Günde 250-300, 350 soru civarında çözüyordum. Hı hı. Ayrıca denemelerimiz yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Kurumsal denemelere giriyorduk Türkiye genelinde. Hı hı. Onlarla uğraşıyordum yani. Peki e, matematik özelinde bir soru soracağım. Çünkü birçok arkadaşımızın zorlandığı evet. ders. Sen matematiği nasıl hallettin? Benim sözelde sıkıntım vardı. Matematikte pek bir sorunum yoktu aslında. Ama bunun sebebi benim ilkokuldan beri matematiğe özel bir ilgimin olması. E, ortaokulda bir sürü e, matematik yarışmasına katıldım Türkiye genelinde. Onların bana çok faydası oldu. Temelim çok sağlamdı matematik konusunda. O yüzden çok zorlanmadım. E, daha çok yeni nesil sorulara yönelmiştim ben. Aslında matematik senin için bir hobi gibiydi. Eğleniyordun çözülen. Evet tam olarak öyleydi. Peki yeni nesilden bahsettik. Ne kadar yeni nesil soru çözüyordun? Yani sürekli yeni nesil miydi yoksa zaman zaman eski nesil sorulara da bakıyor muydun? E, sayısal derslerde tamamen yeni nesil çözmeye çalışıyordum. Çünkü konu eksiğim yoktu. Sadece sınava yönelik çalışıyordum. Ama sözel derslerde özellikle ezber olan konularda öncelikle teok tarzıyla ezberleri tamamlıyordum. Hı hı. Sonra da yeni nesil sorularla yorum yeteneğimi geliştirmeye çalışıyordum. Süper. Peki birinci olmak kafanda ne zaman vardı? Özellikle bazı arkadaşlarımız denemelerde kendisini gördükçe hedef koyuyor. Bazı arkadaşlarımız da en başından koyuyor. Sen ne zaman dedin ki ben LGS birincisi olurum diye? Aslında şöyleydi ben LGS maratonuna başlarken ben Türkiye birincisi olacağım diye başlamıştım. Yani 500 almayı hedefliyordum. Hı hı. Hatta dershanedeki ilk günümde şey demiştim. Ben Galatasaray Lisesi'ne gideceğim. Çok kararlıyım bu konuda demiştim ve. Hat, e, gerçekten de öyle oldu. Peki dershanede bu hedefi koydun ben sana şunu sormak istiyorum. Dershane olmasaydı ya da dershaneye gitmeyen arkadaşlar da bu hedefe ulaşabilir mi sence? Şart mı? Kesinlikle ulaşabilir çünkü dershane başarı için bir şart değil. Hı -hı. E, belki biraz daha zor olacaktır çünkü dershane sizi bir disipline sokuyor, bir Hı -hı. programla eğitiyor sizi. Ama siz evde o programı kendiniz yapabilirsiniz. Kendi kendinize ödevler vererek, kendinizi disipline ederek bence başarabilecek bir şey. Ki benim hiçbir dershaneye veya özel derse gitmeden... Ee, gerçekten çok başarılı olan arkadaşlarım da var. Galatasaray Lisesi'nde var mı? Ee, Galatasaray Lisesi'nde de var. Hatta e, farklı okullardan biliyorsunuz çok fazla öğrenci var. Tamamen kendi çabalarıyla başarmış arkadaşlarım da var. Peki sana dönelim tekrardan. LGS'ye hazırlanırken bir günün nasıl geçiyordu? Sabahtan akşama kadar. Ee, bunu iki kısma ayırmak istiyorum. Karantina öncesi ve karantina sonrası olarak. Karantina öncesinde hem okulum hem dershanem vardı ve çok yoğun bir şekilde konu işleniyordu. O yüzden e, ders çalışmak yani test çözmek için bana kalan vakit biraz daha azdı. <laughs> Ee, dershaneye ve okula gittikten sonra eve döndüğümde kendime bir saat vakit ayırıyordum dinlenmek için. Daha sonrasında o gün işlenen konuları bir tekrar ediyordum. Sonra test çözmeye başlıyordum. Günde 300-350 soru civarında çözebiliyordum çünkü e, ben biraz hızlı çözüyorum soruları. O yüzden 4-5 saat içinde soru hedefime ulaşmış oluyordum. Peki hep mi hızlı çözüyordun? En başından beri hızlı mıydın? Ee, diyebilirim yani. Hiç pek süre sıkıntısı çekmedim. Karantina sonrasında birazdan anlat. Benim merak ettiğim bir şey var. Hep ders çalışma isteği oluyor muydu? Ben birincilerde en çok bunu merak ettim. Hep mi motivelerdi bu birinciler? <laughs> Aslında böyle değildi. Dışarıdan böyle gözüküyor biliyorum. Ama e, senenin başına çok büyük bir istekle başlasam da senenin ortalarına geldiğimizde ben de yorulmuştum. E, soru çözmekten bıkmıştım. <laughs> soru görünce midem bulanıyordu. <laughs> e, orada biraz daha ders çalışmaya ayırdığım vakti azaltmaya çalıştım. Tabii ki çok azaltmadan yani. Günde kendime ayırdığım vakti bir saat, bir buçuk saat arttırdım. Biraz daha arkadaşlarımla buluşmaya başladım ki dersten az da olsa uzaklaşayım ve Hani biraz özlediğim ders çalışmayı. O şekilde tekrar kazanmıştım. Peki sosyal medyayla aran nasıldı? Benim LGS senecisi öncesinde aram çok iyiydi sosyal medyayla. Ama tabii 8. sınıfa gelince bunu biraz kısıtlamam gerekti. <laughs> Instagram'da kendimi pek denetleyemediğim için direkt sene başında silme kararı aldım. <laughs> Telefonumdan sildim uygulamayı. Ee, onun dışında Snapchat, YouTube ve Pinterest kullandım sene içinde en çok. Başka hiçbir platforma bakmadım. Snapchat zaten çok vaktim almıyordu. YouTube'da da genellikle konu anlatım videoları izliyordum. Özellikle tongucum videoları işime yaramıştı. Hı, hı. Ee, Pinterest'te de çok sık girmiyordum. Arada canım sıkıldığında eğlenmek için kullanıyordum. Hı hı. Genel olarak günde en fazla bir buçuk iki saat ayırmışımdır. Bunu da tabii ki evde ders çalışabileceğim vakitten yemedim. Serviste, okula giderken veya ders çalışamayacağım ortamlarda kullandım genellikle sosyal medyayı. Hı, peki senin için günde 2000 soru çözüyor diyorlar doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> o biraz abartı olmuş. LGS süreci boyunca gördüğüm en yüksek soru sayısı binde bir günde. Ha bir o şey da... değilmiş o zaman. <laughs> e, o da tabii ki yanlış hesaplamayla olmuştu. Ben aslında 700 soru çözmeyi planlamıştım. Ama bir toplama hatası yapmışım ve bin soruya ulaşmışım. Bunu soruların hepsini çözdükten sonra fark etmiştim. Peki deneme netlerin nasıldı? Özellikle hem senenin başına düşünelim. Hem ortasını hem de sonunu. Deneme netlerim genel olarak iyiydi. Ama sene başında ben Hani şey zannediyordum. Full bekliyorum ya hep full gidecek zaten. Modunda olduğum için ilk denemem 6 yanlış çıkınca çok şaşırmıştım. Hatta bayağı üzülmüştüm yani. Şu an birçok arkadaşımız 6 yanlışa <laughs> üzülmeyebilir. Ama tabii ki hedeflere göre değişebiliyor bu. Yani 6 yanlış birinciliği hedefleyen biri için fazla bir yanlış evet. sayısı aslında. Bir de şey de var. Ben hiç beklemiyordum. Şey zannediyordum. Derslerim iyi olduğu için kesin full çıkaracağım. Niye çıkarmayayım ki modunda girmiştim. O yüzden çok üzülmüştüm. <laughs> Yoksa 6 yanlış bayağı iyi bir sonuç bence ilk deneme için. <laughs> ee, onun dışında deneme netlerim işte ilk 6 yanlışı daha sonra 5 4 derken İlk 2 3 ayda 3 4 yanlışa düşmüştüm. Hı hı. Ama e, çok kötü çıkardım da oluyordu. Tekrar 6 7'lere çıktım hı hı. da oluyordu. 2 yanlış, bir yanlış yaptığım da oluyordu. En çok hangi dersten yanlış yapıyordun? En çok Türkçede sözcükte anlam konusunda zorlanıyordum. Hatta paragraflarda da çok zorlanıyordum. Dediğim gibi sözelim benim genel olarak biraz sıkıntılıydı, sarsıntıdaydı yani. Ama sayısalım genellikle full veya bir yanlış çıkıyordu. Hı. Aslında her şey planladığın gibi gidiyordu sene boyunca ara sıra evet. talihsizlikler yaşasan da ama bir pandemi süreci başladı. Biraz önce de bahsetmiştik. O süreçte şey oldu mu? Ya bittim ben, bütün plan çöktü, birinci olamayabilirim diye düşündün mü? Şöyle olmuştu aslında, bakanlık okulun kapatılacağını söylediğinde bizim dershanemiz bütün kalan konuları bir hafta sonunda işlemeye çalışmıştı. Ve ben hiçbir şey anlamamıştım. O yüzden ilk karantinaya girdiğimizde o konularda çok yanlışım çıkıyordu ve çok stres olmuştum. Hani LGS'ye kadar ben bunları bitiremem kesinlikle bu konulardan hatam çıkacak, full hedefim bitti diye düşünmüştüm. Daha sonra Milliyetin Bakanımız tarafından sadece yüz yüze gördüğümüz konulardan e, e, sınavda sorumlu olacağımız bahsedildi. O yüzden benim için bir rahatlamıştı. Deneme netlerim ilk zamanlarda biraz sarsılmıştı çünkü karantinada e, evde deneme çözmeye çalışıyorduk ve hani ortama pek uyum sağlayamamıştım. Pandemi öncesinde bir iki yanlış yaparken 4-5 yanlışlara kadar çıktığım olmuştu. Ama daha sonra e, hem ev ortamına alıştık hem de ben çözdüğüm soru sayısını gerçekten ikiye katladım neredeyse. 350 400'lerde gezerken soru sayısı olarak 750 800'lere çıktım. 4-5 yanlıştan tekrar 2'lere, 1'lere, hatta full'lere düştüm. Hı hı. Ve benim e, ard arda full çektiğim zamanlar sadece pandemi döneminde vardı. Hı hı. Onun dışında böyle bir e, başarıya ulaşamamıştım. Bu senede LGS öğrencilerinin böyle bir durumu var. Tekrar karantinaya girdik ve bütün günümüzü evde geçiriyoruz. LGS'ye girecek arkadaşlar e, bu fırsatı iyi değerlendirmeliler. Bütün gün evdeler ve soru çözmek için çok fazla vakitleri var. O yüzden daha farklı işlerle ilgilenmek yerine hani okulların durumu ne olacak? Acaba sınavlar değiştim diye sürekli bunu araştırmak yerine derslerine odaklanırlarsa gerçekten onların daha fazla işine yarayacaktır. Çünkü bu noktada diğer rakipleri bunlarla ilgilenmektense tamamen LGS odaklı gidiyor. Evet rakipleriniz hiç vazgeçmeden soru çözüyor. <laughs> sınav anına gelelim İlayda. Özellikle sınav öncesinde bir stresin var mıydı? Tabii ki vardı. Sonuçta lise hayatım belirleyecek sınava giriyordum. Ama ben genel olarak daha soğukkanlı bir insanım. O yüzden hani diğer arkadaşlarım kadar stres yapmadım. Hem de çok çalışmıştım. Yani kendime güveniyordum. Onun da verdiği bir rahatlık vardı. Ama bende daha çok heyecan vardı. Çünkü bütün sene boyunca çok yoğun bir şekilde çalıştığım bir sınava giriyordum ve hani her şey bitiyordu. O yüzden bir heyecanla girdim ama çok stresli değildim. Peki sınav anına gelelim. Genellikle arkadaşlar şey diyor. Ya yani sınav anda bir iki soru çözdükten sonra açılıyorsun. Heyecan gidiyor diyor. Gerçekten böyle mi? Aslında genelde böyle ama benim durumum biraz daha farklıydı. Çünkü ben sınav gününde birkaç tane olay yaşadım. En büyüğü de şu. Ben sınava girdiğimde sözelin ilk sorusunu yapamadım. Türkçe'de sözcük anlam sorusuydu ve benim en zorlandığım konuydu bu. Yapamadım ve boş bırakmak zorunda kaldım. Tabii moralim düştü doğal olarak çünkü hani şey kendime çok güvenerek girdim. İlk soruda patladım yani. Boş mu bıraktın? Boş bıraktım. Of. Sonra devam ettim. Tekrar döndüm, tekrar yapamadım, tekrar döndüm. Yapamadım soruyu. Sonra bir şekilde cevabı B bulmuştum ama hiç emin değilim. Boş bırakma kararı aldım, sonra optiklerin toplanmasında 1 dakika 30 saniye falan kala dedim ki hani niye boş bırakayım ki şey diye düşündüm hepsi doğru çıkar bir tek bu boş bırakmış olurum çok vicdan azabı çekerim dedim o yüzden B yaptım ne olacaksa olacak diye ee, ki iyi ki de yapmışım yoksa bir boşum çıkacaktı sınavda. Bir de galiba sınav anında böyle birkaç şey yaşamışsın. Evet, ilk sınıfa girdiğimde sırama oturdum. Sıram e, baya titriyordu yani hiç hayatta o, o sırada şey sınav çözülmezdi. Gözetmene e, söyledim. Altına kağıt koydu. Tam bitti derken sınava girdim. Tam pencerenin kenarındaydım. Kağıdım uçtu benim. Optim uçtu. Daha sonra e, bir gözetmenin ayağının altına kaçtı. Bir şekilde onu almakla uğraştım. Biraz olaylı bir sınav günü geçirdim aslında. Aslında böyle bakıldığında normalde sınıfta girdiğinde yazılda böyle bir şey yaşasanız çok kritik değil ama LGS'de evet. küçücük bir şey bile çok büyük dikkat dağıtabiliyor. Peki sonucu öğrendin. Full çekmişsin. Ne hissettin? Çok güzel bir duyguydu öncelikle. Ben direkt mutluluktan ağlamaya başladım. Önce anneme sonra babama sarıldım. E ve o anki duyguyu gerçekten anlatamam. Hani bütün sene bir şey için uğraşmışım. E yeri geldiğinde çok böyle psikolojim kötü olduğu durumlar olmuş çalışmaktan dolayı. Hı. Ama hepsinin e, hepsine değmiş yani sonuç gerçekten 500 ve e, inanamadım hatta ondan sonraki birkaç gün inanamadım yani hep rüya mı acaba diye şey yapıyordum bir çok yandan ilginç bir biliyorsun önemli. yani sonuçta kontrol ettin cevapları evet. ama bir yandan da. Hayal ettiğim bir şey gerçek oluyor. Gerçekten evet. güzel bir duygu. Aslında bizim videoyu çekme amacımız da bu arkadaşlarımıza belki bu motivasyonu sağlayabilmek. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla sen de geçen sene bu şekilde motive olduğunu söylemiştin bize. Hatta şöyle ben geçen sene burada 2019 birincilerini izlerken belki ben de seneye bu ekranda olurum diye hayal etmiştim. Umarım bu videoyu izleyenlerden de seneye buraya gelecekler olur. Peki tam tersini düşünelim. Full çekmemiş bir öğrenciydin. 8 yanlışın çıktı LGS'de. Şu an ne hissediyor olurdun? Şu an tam bilmiyorum ama LGS sonrasında ilk bir hayal kırıklığına uğrardım. Hani bu çok doğal bir şey bence. Çünkü hedeflediğim şey ulaşamamışım Hı -hı. ve o kadar çalışmaya rağmen ulaşamadıysam üzülürdüm. Hı -hı. Ama böyle depresyona falan girmezdim. Hani ilk 2-3 gün biraz moralim bozulurdu. Belki içime kapanırdım ama daha sonra hani dünyanın sonu değil deyip tekrar başka hedefler belirleyip kendime aynı azimle çalışmaya devam ederdim. Çünkü anladığımız kadarıyla pes etmeyi seven biri değilsin. Evet hiç değilim. Peki ileride gelecekteki hedefin ne? Kafanda ne var? Ben çok küçüklükten beri NASA'da çalışmak istiyorum. Hatta eskiden astronot olmak isterdim ama hani biraz zor olduğu için şu an NASA'yla yetiniyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ee, şey fizik alanında olursa gerçekten çok mutlu olurum. Zaten sayısal konusunda kendime güveniyorum. Peki son olarak LGS'ye girecek arkadaşlar için bu yıl ne tavsiye edersin? Benim verebileceğim en büyük tavsiye çok klasik de olsa çalışın. Çünkü LGS'den bir gün sonra neden çalışmadım pişmanlığını yaşamanızı istemem. Ee, ben zaten sene içinde hep bu amaçla çalışıyordum. LGS'den bir gün sonra o pişmanlığı yaşamamak için. Yani genel olarak diyebileceğim şey Sınav gününe kadar elinizden geleni yapın. Bence böyle bir motivasyonla çalışırsanız istediğiniz listelere kazanacağınıza ben gerçekten inanıyorum. Bizler de inanıyoruz İlayda. Bu Hatta bu videonun da arkadaşlarımıza önemli bir motivasyon sağlayacağını düşünüyoruz. Teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Evet bugün LGS birincisi arkadaşımız İlayda Çavdar'ı konuk ettik. Umuyorum sizler için de güzel bir sene olur ve sene sonunda istediğiniz hayallere kavuşursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Like atmayı da unutmayalım. Hoşçakalın.